Merhaba arkadaşlar, Gurbet Kendini Dünyası'na hoş geldiniz. Bakın ben nasıl başlıyorum yine. Bulaşık yıkayarak güne başlıyorum. Akşamdan kalan bulaşıklar. Akşam çocuklar yatarken tat. Kurtul muydu neydi? Karınlar acıktı. Tekrar yemek yediler. Tabii ben ne yaptım? Hiçbirini yıkamadan yattım. Tencereler, tabaklar, bulaşık makinesi, Allah'ım. Makine almadı bulaşıkları. Bunları elimde de böyle. Ah, yemek derdim var bugün. Yine yemek derdim de yapmışız. Aklımda yemek var ama orada Cihan yemeyecek şimdi yine. Ondan sonra yine iki çeşit yemek yapacağım. Allah'ım diyorum ya. Şey yapayım, lazanya yapayım diyorum. Lazanyayı hepsi yiyorlar. Ben şimdi önce bir pasta yapacağım arkadaşlar. Elmalı, kuarklı pasta. Bu kuark, Türkçe bilmiyorum, hani ekşi, ekşi yoğurt gibi, kesik gibi, ne bileyim. Muhakkak bilenler vardır aranızda. Siz aşağıdaki yorumlara yazın bilmeyenlere. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Bundan içine puding katacağım. Yani bu Käsekuchen var ya Almanların, onun şeylisini yapacağım, elmalısını yapacağım. Çünkü elmalarım var. Lütfü'nün bahçesinden topladığınız elmalar vardı ya, onlar var. Önce şeyini yapıyorum, hamurunu yapacağım. Hamuruna 175 gram şey koydum, tereyağı, ama yumuşak olacak, biraz bekleteceğim. Bir tane yumurta, 100 gram şeker, 300 gram da şey un ve bir tutam tuz. Ben size hepsini bilgi kutusuna yazacağım, tarifi, neyi ne kadar kattığımı. Yapılış şeklinde nasıl yaptığımı burada videodan bakarsınız. Yani yağla şekeri indirdim, karıştırıyorum böyle. Sonra yumurtasını atacağım. Bir tutam tuz buraya hazırladım böyle. Çok değil hemen. Almanların Mürbeteig dedikleri bu. Ben şimdi elimle gireceğim. Biraz şöyle bir karıştırayım. Hamurunu hazırladım. Bunu şimdi böyle bir yarım saat, 45 dakika buzdolabında dinlendireceğim. Bir saat de durabilir, hiç fark etmez. Bu şey hamur, dediğim gibi bisküvi hamuru. Bunu mesela 2 saatte durdurun, 3 saatte durdurun, 4 saatte durdurun. Çıkartın, bisküvi yapın. Yani böyle bir hamur. Elmalarımı böyle küçük küçük doğradım. Yumurtamın beyazını, sarısını ayırdım. Burada 5 tane yumurtanın sarısı. Burada beyazını böyle şey yaptım. Steifstein yaptım. Şekerle bir güzel böyle en az 3 dakika karıştırıyoruz. Yumurtanın beyazını sonradan böyle alıyorum içine. Böyle güzel un dahi karıştırıyoruz. En sonuna elmasını koyuyoruz. Ve içimiz hazır. Böyle. Şimdi bu şeyi bunun içine dolduruyoruz. Böyle hazırladığımız iç karışımını. Ve bunu bir saat fırında pişireceğiz. 180 derecede şöyle. Tam 60 dakika, 1 saat yetecek mi? Ona göre ben size artık yazarım buraya ne kadar sürdüğünü.
Yemeğimi de fırına sürdüm. Lasagna yemeği. Hemen böyle hızlı hızlı size gösterdim. Pastayı yaparken 5 tane yumurtayı ayırarak yapacağım arkadaşlar. Böyle sarısını, beyazını. Sen dal böyle 5 tane yumurtayı kır. Bunları şimdi bir şey yapayım, pişireyim de yensin. Pastamız pişti. Bakın kestim arkadaşlar. İçini, soğumasını bekledim. Böyle içi elmacıklı, çok lezzetli bir pasta oluyor. Kolay, basit. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Ve burada da lazanyem. Lazanyem de pişti. Ve lazanyeyi ilk deneyen kim bizim evde? Ben. Bak ben diyor. İlk ay doğum gününe gitti. Evde kimse yemek yemiyor ki. Bak. Oğlum daha saat şu an 2'ye geliyor. Ne yemeği yiyeceğiz? Öğle yemeği vakti şimdi. Öğle yemeği vakti aslında değil mi? Robotik. Ay sarımsağı her yere dolduruyor ya çocuk. Bir de beyaz peynir. Beyaz peynirsiz yemek yemiyor. Olmaz değil mi? İçine bu sefer zebze koydum ben lasanyenin biraz. İnşallah çocuklar dırdır etmez artık. Çok güzel olmuş. Hadi afiyet olsun. Şimdi başlamışken bir de fırınımı temizleyeyim dedim. Fırınımı ilaçladım. Siliyorum. Burada şeyleri bakın telleri falan da koydum buraya. Fırınımı bu Bio Belinda'nın fırın şeyiyle temizliyorum. Bir kere daha göstermiştim nasıl temizlediğimi. Ama bir de şey varmış arkadaşlar. Provin varmış. Provin de çok güzel diyorlar. Bir de onu denemek istiyorum. Ben böyle temiz ürünlerini, makyaj ürünlerini denemesini çok seviyorum. Şu fırın temizlemesini hiç sevmiyorum. Niye fırınlar batıyor? Batmasa olmaz mı sizce? Ama kendi suçumuz değil mi? Biz batırmasak batmaz yani. Şunu da kapatalım. Tamamdır. Temiz bezle de şuraları. Arkadaşlar yoruldum ya. İşte artık yaşım geçiyor. Eskiden neler yapardık. Bir pasta yaptım, lasagne yaptım. Fırın sildim diye. Hem Miley buradayım gel. Dolap kapatalım da şöyle bir üstüne geçelim. Krema sıçramıştır buralara şimdi. Aman kuark. Şimdi biraz dinleneceğim. Ve Instagram'a da yaptığım pastanın tarifini yükleyeceğim. Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten görmüştür. Ay Kira yoruldum ya. Cidden bakın sabah ben 5.30'da kalktım. Cihan hazırladım, Mile'yi hazırladım, okula gönderdim. Sonra oturdum videomu bitirdim. Saat 9'a geliyordu herhalde başladım. Şu an saat 3 arkadaşlar. Saat 3 daha yeni oturuyorum buraya. Pastasıydı, yemeğiydi, fırın temizliydi, mutfağı temizledim. Ancak böyle koltuk beni görebildi veya ben koltuğu görebildim. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Çoktandır değinmek istediğim bir konu. YouTube'da nasıl abonelere ulaşılır? YouTube'da nasıl tıklanmalara ulaşılır? Yani sizin anlayacağınız nasıl başarıya ulaşılır YouTube'da? Kanalımı nasıl büyütebilirim YouTube'da? Tabii ki bu sorular bana da geliyor arkadaşlar. Ben de dedim ki bu konuya bir kısaca benim fikrimi, benim düşündüklerimi söyleyeyim size. Ve benim bizim yaşadıklarımız veya bizim tecrübelerimizi size anlatayım. Şöyle bir şey, biz her zaman söylüyorum, biz YouTube'a 2014 senesinde başladık arkadaşlar. O zaman bu çocuk aile kanalı dalında ilk Almanya'daki kanal bizdik, biz öyle başladık. Bizim 2 yıl sürdü arkadaşlar, 2 yıldan bahsediyorum. 2 yıl robot, 2 yıl kendi başına yukarıda büroda videolar çekti. Bu sürpriz yumurtalar olsun. Bu hamurlar var ya hani Play-Doh hamurları var. Onlarla artık böyle oyuncak ne aklınıza gelirse 2 sene boyunca robot orada işte videolarını çekti. Bu oyuncakları da neyle aldı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben 8 saat çalışmaya gidiyordum ve boş olduğum günlerde yedek iş yapıyordum. Bir restoranda bulaşık yıkıyordum ve robot benim aldığım o yedek işin parasıyla gidip oyuncak alıyordu ve YouTube'da video yapmak için. 2 sene boyunca bir kuruş kazanmadan emek verdi. 2 sene video çekti. Hem çalıştı hem onu yaptı. Ben de çalıştım ve çalıştığım yedek işimin parası da oraya gitti. Ve biz robot bunları yaparken
ben, Hakan, hepimiz diyorduk ki ya bu adam kafayı yemiş ya, şu adama bak ya, yine odasına çekildi, video çekiyordu robot. Hep öyle diye böyle dalga geçiyorduk robotla. Yani dalgamız oluyordu. Ama ben de çok üzülüyordum. Diyordum ki ya ben kazanıyorum, sen harcıyorsun. Yani bu işin hak ettiren, yani sence bir getirisi olacak mı? Veya emeklerinin karşılığını görecek misin? Yani yapıyorsun bunları ama. O da hep diyordu ki robot, sabır. Emek vereceğiz, sabır. Yani ondan sonra bakacağız, göreceğiz, olur mu olmaz mı? 2 sene geçti arkadaşlar. 2 sene sonra bizim kanallarımız veya bizim kanalımız, o Miley Svelte değildi o zaman, Cute Baby Miley'di, oyuncak kanalı olduğu için, bir patlama yaptı. Ondan sonra o patlama yapınca ben tabii ki videolarda değildim. Sonra ben de videolara, robota yardım etmeye başladım. Kendi başına tabii ki yürütemedi. Çok fazla geldi. Video çekimi olsun, video montajını gene o yapıyordu. Ve ikinci kanalımız, Alman kanalımız Family Fun'u kurduk ondan sonra. Bu aile vlogları çekmeye başladık. Ve böylece belirli yere geldik yani. Miley'in kanalında veya Miley Svelte'de. Miley'in kanalında değil de ismi Miley'in üzerine kuruldu. 900 kusur bin abonemiz var. Family Fun'da 474 bin abonemiz var. Bakın bak, abone sayısında böyle detaylı takılmıyorum bile. Ama tabii ki 6 yıl geçti bunun üzerinden arkadaşlar. Bu 6 yıl içinde tabii ki çoğunluk kanal açmaya başladı. Aynı şekilde kanallar çıktı ve insanlar tabii ki böyle izlenimler dağıldı. Tabii ki sana bakanlar ona bakmaya başladı. Veya 2 sene bakıyorlar sana, ondan sonra şey yapıyorlar böyle, ay bıktım ben bunu görmekten artık, başka bir kanala bakayım. Böyle oluyor. Yani izlenimlerimiz bizim de azaldı. Ve 3 yıl önce de Gurbet Canlı 10. aydı böyle. 10. ayda cidden Gurbet Canlı'nın 10. ayda kurmuştum ben kanalımı. Bakın ilk videomu ne zaman yükledim onu bile bilmiyorum. Ona da bir bakmam lazım. Çünkü Alman aile kanalımızda beni izleyen çok çok Türk izleyicilerimiz vardı. Türkiye'den olsun, buradan olsun. Hep dediler ki Aynur abla, senin bir Türkçe dilli kanal açman lazım. Ve öyle şekilde de Gurbet Canlı doğdu. Şimdi tabii ki YouTube'da çok kanallar var. Herkes kanal kurmak istiyor. Herkes de kursun, herkes istediğini yapsın. Yani şunu anlatmak istiyorum ki siz kanal açıp video yaptığınız zaman, sizin tıklanmanız fazla olduğu zaman benim gelirimden gitmiyor arkadaşlar. Emeği siz veriyorsunuz, siz kazanıyorsunuz. Allah'ım herkese herkese daha fazlasını versin. Bu böyledir. Ama bir şey var arkadaşlar bu işin içinde. Şimdi herkes istiyor ki mesela bir 6 yıldır emek vermiş bir insan var. Bir kanalını yeni kuran bir insan var. Şimdi isteniyor ki o 6 yıldır emek verip bir yere gelen insan hemen o yeni kanal kuranlara destek olsun ve o kişiyi belirli bir yere getirsin. Bu büyük büyümüş insanlardan bekleniyor. Yapılır. Yapanlar da vardır. Ben de yapıyorum arada. Ama arkadaşlar bakın, ben size bir misal veriyorum. Bir Lidl misal veriyorum. Bir Aldi misal veriyorum. Veya bir esnafı misal veriyorum. Burada 5 yıldır esnaflık yapan bir adam var. Ve yanına bir dükkan açılıyor. Veya 3 dükkanlarda bir dükkan açıyor. O da aynı esnaf öbürküne gidip diyor ki ne olursun benim reklamımı yap da ben de senin istediğin seviyeye geleyim. Bakın arkadaşlar, emek işi. O adam ama kaç sene emeğini vermiş, o işini kurmuş ve istiyor ki o kişi onun reklamını yapsın, o da aynı şeye gelsin. Şimdi yapar mı? Hangi esnaf, hangi Lidl bir Aldi'nin reklamını yapar, hangi Aldi bir Lidl'in reklamını yapar? Çünkü ikisi de aynı branşta çalışıyordur. Ama kimse kimsenin ekmeğini yemez. Oradan da gidersin alışveriş yaparsın, oradan da gidersin alışveriş yaparsın. Ben öyleyim, Aldi'den de alışveriş yaparım, Lidl'den de alışveriş yaparım, Norma'dan da alışveriş yaparım. Bu böyledir. Aynısı YouTube için geçerlidir. YouTube'da bana da bakarsınız, öbürkünün videosuna da bakarsınız, öbürküne de bakarsınız. Çünkü herkesin hayatı değişiktir, herkesin yaptığı yemekler değişiktir. Onun için çeşit çeşit kanallara bakarız. Yani ama bakın arkadaşlar, bu sizce, yani sizce bir düşünün. Şimdi bana günde bakın günde 30-40 civarı arası mesaj geliyor. Aynur abla, benim kanalımın reklamını yap. Benim kanalımda büyüsün, bana destek ol. Arkadaşlar olurum. Yani yaparım. Ama birincisi, ben buraya çıkıp size demem lazım ki falancının kanalı çok çok güzel, orayı izleyin. Kendim izlemiyorsam bu kullandığım ürünler için de geçerlidir. Eğer ben o ürünü kullanmıyorsam size tavsiye edemem. İnternetten görüp de aa bu ürün çok güzele benziyor, ben bunu reklamını yaparım, siz bana reklam verin. Aynı ona benzer. İkincisi arkadaşlar, önce bir kendin emek vermen lazım. Kendin emek vermen lazım. Emek vermeden kazanılan para hayır getirmez. Emek vereceksin. Yani hani böyle bazı esnaflar vardı, dolancılıkla, yanalıyla, şunuyla, bunuyla, parasıyla işini gördürür, para kazanır. Bu işin sonu gelmez. Birazcık olsun arkadaşlar, birazcık olsun önce kanalınızı kurduğunuz zaman siz emek vereceksiniz. Üçüncüsü, ben mesela bir
Bakın 30-35 kişiden bahsediyorum. Ben her videomda 30-35 tane YouTube kanalı reklamı yapmaya kalksam, Instagram reklamı yapmaya kalksam, benim seyircilerim beni sevmez, benim seyircilerim benden sor der ki bu Aynur ne yapıyor? Yani benim biraz da kendimi düşünmem lazım önce, değil mi? Önce kendim, sonra yanımdakinin elinden tutarım. Yani bu bir gerçektir yani. Önce kendim düşeyim, gebereyim yani, olmaz böyle bir şey. Ve arkadaşlar, emek dedim tekrar. Emek nasıl verilir? Videolarım nasıl tutulur? Videolarım niye nasıl tıklanır? Ben bunda şimdi size bu videolar nasıl tıklanır veya neden bazıları mesela çok tıklanma alır, bazıları çok abone alır, bu kadarına bir şey diyemeyeceğim. Çünkü biz dediğim gibi büyüdüysek Alman kanallarımızda, bir ilk olduğumuz için YouTube'da büyüdük. Ama bakın, gurbetçi anne ile beraber kurulan veya gurbetçi anneden sonra kurulan kanallar var. Onlar aldı başını gidiyor arkadaşlar. Abonesi olsun, tıklanması olsun. Onların kanalları daha güzel yürüyor. Ama demek ki o kişiler daha çok seviliyor. O kişiler daha çok tutuluyor. O kişiler daha değişik bir şey yapıyor. Ve o kişiler daha çok emek veriyor ki o kişilerin kanalı tutuluyor. Ben buna hiçbir zaman demem ki benimki niye tutulmuyor, onlarınki tutuluyor. Derim ki her zaman Allah'ın yollarını açık etsin, onlara daha çok versin. Ama emek dediğimiz zaman, bir emek nasıl yapılır arkadaşlar? Öyle bir gün video atıp üçüncü gün, ay benim bugün video canım istemiyor ama boş geç yapmayayım. Veya ben 24 saat dediğim yani bir yattığımdan hariç kamera cebimde dolaşıyorum arkadaşlar. Dışarı çıkıyorum, kamera cebimde, evimde, kamera elimde. Nereye çeksem, sizlere neyi göstersem, sizlere neyi sunsam diye uğraşıyorum. Ama eğer siz bir YouTube kanalı kurup da aman canım istediğini çekerim, canım istemediğini çekmem derseniz veya takipçilerinizi gınaya almazsanız, o zaman bu işe emek vermiyorsunuz demektir. Yani bu bir gerçek. Ben mesela her gün aşırı video çekmeye çalışıyorum. Ben tatile gidiyorum. Tatilde oturup her gün günde 2 saat 3 saat video montajı yapıyorum. Ben istesem diyebilirim ki ben ilk hafta tatildeyim. Ben niye video çekiyorum ya? Ben tatilimi yapacağım. Ama biliyorum ki benim takipçilerim niye beni takip ediyor? Benim hayatımı paylaştığım için takip ediyor. Onlar da benden bir içerik bekliyor. Onlara saygımdan dolayı yapıyorum bunu. Ama bakın şu vardır. Hasta olursun, sağır olursun, Allah göstermesin ölümü vardır, şunu vardır. O zaman tabii ki yapılmaz. Ama sağlığımız, her şeyimiz yerinde olduğu müddetçe bir işe baş koyduysanız o işi dört dörtlük yapmaya çalışacağız. Saygı, müşteri. Mesela aynı esnaf gibi müşteri çok önemli. Burada da bizim takipçilerimiz çok önemli. Ben takipçilerimi her videomda incitip, her videomda ters bir şey söylersem bir severler, iki severler, üçüncü de soğurlar. Robot be! Pastam nasıl olmuş? Probiyosu, ben kuf denedim mi? Çok mu güzel? Evet arkadaşlar, pastayı muhakkak deneyin. Bu pastayı hakikaten tavsiye edebilirim. Ich sehe gerade, wie wird man erfolgreich auf YouTube? Doch. Weil andere Kanäle immer... Ich habe keine Ahnung mehr. Robot denke, ben unuttum diyor. Robert, du hast mein ganzes Geld damals für Spielzeug ausgegeben, gell? Um YouTube anzufangen. Zwei Jahre lang, iki sene. İki sene yukarıda video çektin. Ja, emek. Das, wie sagt man auf also, Deutsch? Emek, sagen, emek. Unser Erfolgsrezept war, zur richtigen Zeit genau. am richtigen Ort zu sein. Genau. Einer der Ersten zu sein. Genau. Und das funktioniert nicht mehr. Ja, einer. Ist nicht mehr. Aber es gibt Kanäle in der Türkei, Robert, die funktionieren. Das ist nicht wie Deutschland. Besonders dummer Content oder besonders guter Content. Also Mittelmaß ist schwierig. Ist schwierig. Gerade wie du. So wie wir sind, so Mittelmaß. Genau. Ja, und korrekt dann auch noch. Ja, also nichts vortäuschen. Genau. Eine. Yani Robert diyor ki biz tam zamanında başladık, o zaman Alman kanallarına zamanında başladığımız için şeyimiz vardı diyor. Bir de YouTube'da şu var ya, çok böyle saflığa vereceksin, böyle esprilerini, mesleğini saflığa vereceksin, komik olacaksın. Öyle şeyler tutuluyor, ne bileyim, gençler belki daha iyi yürüyor, bu da bir gerçek. Yani onu demek istedim, buradan onu söylemek istiyorum. Onun için arkadaşlar çok çok büyük ricam. Yani bir büyük kanallar veya bir işini 3 senedir yapan bir insan, yani gelip de hani diyorsunuz ya, ay benim kaç bin abonem var ki, kendini çok büyük görüyor o kanal, benim reklamımı yapmıyor, bize destek olmuyor, artık o büyümüş burnu havalarda, bununla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Bakın dediğim gibi, önce sizin emeğiniz şart, sizin emeğiniz şart, belirli bir yere kendinizin getirmesi şart. Zaten o gelen aboneler, benden gelen aboneler veya şu bu, bir bakar videonun, iki bakar, aa bunun tavsiye ettiği kanal pek de hoşuma gitmiyormuş der, aboneler kaçar. O size reklam yapmayan büyük kanallara da çok kırılmayın, kızmayın arkadaşlar. Onlara da yani çok çok şey geliyor, hakikaten yapar mısın, eder misin diye.
Yani ben bu yönde bunu söylemek istiyorum. Kazancına gelince arkadaşlar hep kazancı 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 diyorlar. YouTube'da zengin olunuyor diyorlar. Ben Türkiye ile Almanya'yı kıyaslayamam zannedersem. Çünkü Türkiye'de şu var. Türkiye'de dolar olarak alıyorlar parayı veya euro olarak bilemeyeceğim. Türk parasına geçirdikleri zaman döviz çok yüksek. Biz burada euro olarak alıyoruz. Dolarla neredeyse aynı olduğu için fazla bizim için öyle pek yüksek bir şey olmuyor. Ve bu sene YouTube tabii ki reklamları, gelirleri çok çok aşırı düşürdü. Ben size sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz aldığımız parayla, YouTube'dan aldığımız parayla kendimizi normal bir çalışan insan gibi, 8 saat çalışan bir insan gibi geçindirebiliyoruz. Bunun ne eksiği var, ne fazlası var. Eğer fazlası olsaydı kendime buraya bir villa tikerdim. Evimin mobilyaları son şeyi böyle döşerdim. Yani biraz bir değişiklik görürdünüz. Çok yani belli olurdu. Yani ben 50 yaşından sonra o paraları biriktirip ne yapacağım? O kadar alsaydım yani bir kenara da koymazdım herhalde. Neyse, eğer bu konuda daha bir şeyler aklıma gelirse video içinde devam anlatacağım sizlere. Çay içiyorum burada. Mile'nin arkadaşı vardı, o gitti. Robert da şimdi Mile ile dersini kontrol ediyor. Arkadaşıyla yaptılar. Kaldım burada kedimle, köpeğimle. Kira, bak rahat bırak. Rahat bırak. Rahat bırak kızım kediyi. Bak bak, görüyor musunuz? Rahat bırak Kira. Ne oluyor? Bak bak bak. Ne istiyorsun Kira? Kira koltuğun üzerinde yatıyor değil mi? He? Allah'ım ya Rabbim ya. Kedi köpek diye bana denir işte. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videom bu YouTube meselesi olsun. Biraz YouTube meselesine değindim. Abone sayısı yükseltme veya kliks. Şimdi videolarda en mühim de başlık da çok önemli arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Attığımız başlıklar çok önemli. İnsanları yani o başlıkla o videoya bakmaya yöneltmek yani. Başlıkta ne yazıyor? Biliyorsunuz bazen böyle başlık attığımız zaman hani mesajlar geliyor. Ay o başlık o video uymamış, o videoda o olmuyor. Biz başlıklarda videonun içinde en ufak kısa bir şey de geçse mesela o başlığı atıyoruz. Başka çaresi olmuyor. Mesela ben başlığa şimdi bugün yazsam ne bileyim oturdum çay içtim. Yani kim bakar o videoya? Bu da bir gerçek. YouTube'a başlayan arkadaşlar, en mühim arkadaşlar, YouTube'un nasıl yapıldığına, neler önemli olduğuna, neler yazılması gerek, nelere dikkat edilmesi gerek. Bunlar tabii ki YouTube sayfasında, internette, her yerde bilgi geçiyor, bilgi veriyorlar. Bunları da öğrenmek çok önemli. Mesela her iki günde bir yenilikler çıkıyor YouTube'da. Bunları da okumak, bunlarla da bilgilendirmek kendini çok önemli. Mesela biz son zamanlar onu yapamıyoruz, vaktimiz el vermiyor diye. Belki de onları yapsak, biraz daha değiştirsek videolarımız daha iyi yürür. Ama şunu söyleyeyim, Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Ben bu kadarından memnunuz. Allah'ım herkese istediği başarıya ulaşmasını nasip eder inşallah. Her zaman bak ben yine diyorum, kendi başının çaresine bakmak, kendi işini kendin becermek çok önemli arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ona buna güvenmekle, o bana yapar, o beni şuraya getirir, onun sayesinde abone olurum, şu olurum, bu olurum olmaz. He bir de şu hani şey oluyor... büyük kanallar küçük kanalları şey tavsiye etmiyor. İşte hep kendi aynı büyüklükte olan kanallar birbirini tavsiye ediyor diye. Bunu da anlamak lazım. Böyle yapanları da anlamak lazım arkadaşlar. Çünkü adam gelmiş 100 bin aboneye geliyor. 1000 abonelik bir kanal ondan yardım istiyor. 100 bin abonelik bir kanaldan o 1000 aboneliğe kaç kişi gider? O 1000 abonelik kanaldan öbür tarafa kaç kişi gelir? Eğer 100 binlik abone olan bir kanal devamlı her iki günde bir falan böyle kanal reklamı yapmaya kalkarsa kendi kanalını bir kere mahveder. Bu bir gerçek. Yani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Çok çok büyük faktörler var aslında. Çok ince düşünülmesi gereken şeyler var. Bir insana kalkıp karşıdan aa işte Aynur ablam benim kanalımın reklamı yapmıyor. Ne var sanki biraz da benim elimden tutsa, işte bana da yardım etse, beni de şöyle yapsa. Bunları söylemeden önce bir o kişiyle yüz yüze veya konuşmak lazım. Neden yapmıyor, neden olmuyor? Bunları öğrenmeden kimseye iftira atmamak lazım arkadaşlar. Yani ben şahsıma söylüyorum. Ben hiç kimseyi ne kıskanıyorum, ne hasetliğim var içimde. İstiyorum ki herkesin benden çok olsun. Herkes mutlu olsun. Şöyle etrafımdaki insanları, dünyayı bir mutlu göreyim. Önemli olan bu. Şimdi hani derler ya... karşımdaki mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Arkadaşlar karşımdaki, etrafımdaki, dünyadaki insanları böyle huzurlu, mutlu görünce otomatikman mutlu oluyoruz. Şu etrafımızda olanlara bakın. Koronaydı, hastalıktı, şuydu, buydu, harpler. İnsan mutsuz oluyor. Ondan sonra bir de bu YouTube meselesi, bir de bunları duyuyorsun. Şahsen, bakın bunu da buradan söyleyeyim. Ben
benim hakkımda söylenenleri, konuşanları ister video olsun, ister Instagram olsun, nerede, ister dışarıda olsun muhakkak duyuyorum. Muhakkak duyuyorum. Yani takipçilerim var veya şu var, bu var. Bana muhakkak eninde sonunda onu getiriyorlar. Yani bazıları zannediyor ki Aynur ablanın hakkında söylediğim zaman, şunu yaptığım zaman duymuyor. Duyuyorum arkadaşlar. Hepsi benim kulağıma geliyor. Ama ben bu YouTube'u, bu kanalımı dedikodu kanalı yapmak istemiyorum. Kesinlikle. Ne kimseye bulaşmak istiyorum, ne kimse bana bulaşsın. Herkes kendi işini yapsın. Ondan sonra başlıyor. O sana öyle demiş, o bana böyle demiş, bu bunu demiş, bu bunu demiş. Öbür kanaldaki kız onu demiş. Ay aman Allah'ım, kurban oldum Allah'ım diyorum. Lütfen arkadaşlar beni böyle şeylerden uzak tutun. Herkes işini yapsın, gücünü yapsın, videosunu çekim yapsın ve böyle yolumuzda ilerleyelim. Evet arkadaşlar, yine bugün tantana ile videomuzu attım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olursanız, kanalıma yeni rastlayanlar veya uzun süredir abone olmadan bakanlar, tabii ki çok çok sevinirim. Videoma bir beğeni diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu bitirdim aslında ama arkadaşlar bunu göstermem lazım, bakın. Miley benim saçlarımı örüyor. Ama size bir şey söyleyeyim. Miley kuaför salonu falan açarsa sakın gitmeyin. Acayip şey, acıtıyor. Şey, böyle çocuk, böyle kibar bir çocuk değil, kibar bir kız değil. Valla çeket... Miley ne yapıyorsun? Acıyor. Acımıyor. Acıyor, acayip çekiyor. Bir de diyor ki bana, sen de benim saçlarımı öyle yapıyorsun diyor. Öyle mi Miley? Yapıyor. Hiç de yapmıyorum. Yapıyorsun. Benim ek yerlere acıyor. Aa, bak örmesini bile beceremiyor. Yok yalan, bundan kuaför olmaz. Olmaz. Neyse bunu bir göstereyim size dedim. Pijamalarımı giydim böyle. Çayımı. Aa, çekmediniz. Ay, acayip. Miley hakikaten diyorum, bak şakası kalmadı ha. Şşş. Alo. Sıfay kaç bas mı Ege? Valla acı. Aa, tamam kapat robot, kapat.